Türkiye son yıllarda bölgesinde söz sahibi bir güç haline dönüştü. Bu gelişmenin en önemli isimlerinden biri de Batı basınında Türkiye'nin Kissinger olarak adlandırılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu. Komşularla sıfır sorun politikasının mimarı Bakan Davutoğlu, bölgedeki gelişmeleri Euronews'a değerlendirdi. Efendim çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için öncelikle bu yoğun temponuzda. Sıcak gündem yine Suriye, bu anlamın ilkelerinin zaman tanıması söz konusu, işte Suriye muhalefetinin toparlanması, bunlar zaman alacak şeyler. Krizin uzaması Türkiye'yi çok sıkıntıya sokar mı? Bir de bu tampon bölge lafları dolaşıyor ortalıkta. Tabii Türkiye, krizin uzaması sadece Türkiye'yi değil, bölgeyi de büyük sıkıntıya sokar. Çünkü Suriye çok kritik bir jeopolitik konuma sahip. Komşu ülkelerin tümüyle yakın etkileşim içinde son derece önemli bir komşumuz. Dolayısıyla burada çıkacak, daha gergin ortam bütün komşu ülkeleri etkileme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bunu zamana bırakma, biraz daha bekleyelim ne olacak diye gözlemek doğru değil. Uluslararası toplumun bunun daha büyük bir istikrarsızlık kaynağı olmasını engelleyecek şekilde devreye girmesi lazım. Yani bir çatışma riski olur mu efendim bölgede? Zaten şu anda Suriye'de büyük çatışmalar var. Suriye'nin dışına taşar mı anlamında? O tabii Suriye'deki gelişmelere bağlı. Ama bu her zaman bu risk var. Bütün iç çatışmalar nihayet bölge ülkeleriyle olan ilişkiler, komşu ülkelerle olan ilişkiler bağlamında mutlaka etkisini çevrede gösterir. Onun için biz tabii insani olarak, tarihi olarak Suriye halkına karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmeye kararlıyız. Ve bunu uluslararası toplumla birlikte yapmaya kararlıyız. Ama eğer Türkiye'nin ulusal çıkarları, ulusal güvenliğini tehdit eder mi nitelik kazanırsa bu çatışmalar, tabii o zaman Türkiye her türlü tedbiri kendi ulusal güvenliği açısından alma hakkını da mahfuz tutar. Efendim İran'dan geldiniz. Yani orasıyla da Tahran'la da Suriye önemli bir mesele Türkiye-İran ilişkileri arasında ve Beşar Esad'ın akıbeti konusunda herhalde birbirine zıt tutumlar hakim diyebiliriz. Bu Türkiye-İran ilişkilerini geriyor mu yani iki ülke ilişkilerini? Hayır, yani Türkiye-İran ilişkileri köklü ilişkilerdir, komşuluk ilişkilerdir. Bazı konularda farklı düşüncelere sahip olursak bunu da paylaşırız. Nitekim paylaştık Tahran'da. Kaygılarımızı çok açık bir şekilde Sayın Başbakanımız İranlı muhataplarına aktardı. Tabii Suriye'nin yönetiminin tutumu ve geleceğiyle ilgili olarak bir takım görüş ayrılıklarımız var. Bunun giderilmesi için de sürekli temas halindeyiz. Ama tabii Türkiye Suriye'nin komşusu. Birinci derecede etkilenen ülke Türkiye. Bu konuda da diğer bütün ülkelerin Türkiye'nin tutumuna önem vermeleri, hak vermeleri beklentimizdir. Efendim Avrupa Birliği konusu biraz sanki Türkiye'nin gündeminin gerisinde kaldı. Türkiye'nin dışında sebeplerden de dolayı. Rum kesiminin dönem başkanı olmasıyla birlikte herhalde biraz daha yani tamamen neredeyse donma noktasına gelecek. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için nasıl bir projeksiyonunuz var? Şimdi tabii Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz geride kaldı demek çok doğru. Çünkü geçen hafta daha ben Brüksel'de ilk defa Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri tarihinde ilk defa Dışişleri Konseyi toplantısına davet edildim, konuştum. İlişkilerin kendisi yürüyor. Ancak müzakerelerimizde sıkıntı var. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin üye olarak alınmasından başlayarak bir abnormalite doğdu, bir anormallik ortaya çıktı. Şimdi bu anormalliğin bir ikinci aşamasına geçiliyor. Kıbrıs'ın bütününü temsil etmeyen, Avrupa Birliği müktesebatına göre de Kıbrıs'ın bütünü Avrupa Birliği üyesi oldu. Kıbrıs'ın bütününü temsil etmeyen bir ülke bu sefer Avrupa Birliği dönem başkanlığını alıyor. Anormallik katlanıyor yani. Dolayısıyla bu Avrupa Birliği'nin her şeyden önce bir zaafıdır. Bu zaafı Avrupa Birliği aşacak kudreti gösteremezse Türkiye ne yaparsa yapsın müzakereden mesafe almak kolay değil. Öncelikle Avrupa Birliği muhasebe yapmak ve artık bir karar vermek zorunda. Türkiye ile ilişkilerin tam üyeliğe gidişi yönünde bütün engellerin kaldırılması iradesini Avrupa Birliği ortaya koyması. Bu da kendisiyle ilgili verecek bir karardır. Avrupa Birliği
eğer dünyada küresel bir güç olarak jeopolitik temele sahip, ekonomik olarak dinamik ve kültürel olarak içselleştirme kabiliyetine sahip bir kültürel coğrafya olarak bir küresel güç olacaksa Türkiye'nin üyeliği bir zarurettir. Ve ekonomisini son derece dinamik, güçlü bir ekonomi haline getirdi. Bütün bunlar Avrupa Birliği için Türkiye'nin stratejik bir değer olduğunu ortaya koyuyor. Ama bunu anlayacak Avrupalı liderlere ihtiyaç var. Vizyon sahibi liderlere ihtiyaç var. Maalesef böyle bir vizyon ortaya konmadıkça Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir boyut kazanması zor. Efendim, son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Vize konusunda, Türkiye'nin vize konusunda, serbestleşme konusunda çok talepleri var. Fakat Avrupa Birliği'nde bir şekilde bu bir türlü olmuyor. Yani kim engel oluyor efendim Türklerin Avrupa'da serbest dolaşım mı? Şimdi bir kere vize konusu bizim için hayati bir konudur, önemli bir konudur. Ve bir lütuf değildir. Açık söyleyeyim, Türk vatandaşlarının bir hakkıdır. Gümrük Birliği'nin kendi dokusu içinde, doğası içinde 1996'daki Gümrük Birliği Anlaşması'nda aslında vize serbestliğinin zamanla vize muafiyetinin devreye girmesi bir zaruret. Çok sayıda alınmış, Avrupa mahkemelerinde alınmış karar var. Vize uygulamasının Avrupa hukukuna aykırı olduğu yönde. Gümrük Birliği'nin mantığı, Avrupa mahkemelerinin kararları şu andaki uygulanan vizenin gayrimeşru olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca siyasi olarak da daha üyelik sürecine hiç başlamamış. Hatta Latin Amerika'da olan ülkelere tanınan vize muafiyetinin müzakereleri yürüten Türkiye'den esirgenmiş olması da anlatılabilir, meşru kılınabilir bir tutum değil. Göç Komisyonu'nda bütün bu verilen sözlere rağmen bazı ülkelerin itiraz ettiği bize söylendi. Bütün itiraz ettiği söylenen ülkelerle ikili görüşmeler yaptık. Hiç kimse biz buna karşıyız demedi. Getirdik 26 Nisan'da Avrupa Birliği İçişleri Komisyonu'nun yeni bir toplantısı var. Ümit ederiz burada bu yetkilendirme yapılır ve mesafe alınır. Ama öyle veya böyle bütün Avrupa ülkelerinin farkında olması gereken husus şudur. Vize muafiyeti Türklerin doğal bir hakkıdır. Ve bu hakkın alınmasının için sonuna kadar takipçisi olacağız. Efendim çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Çok çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.